Alın, yapın, yapın, kullanın. Harika. Ekmek tahtası dezenfekte etmek için. Şimdi bu gerçekten çok önemli, bu ekmek çok önemli. Tahtaları. Mikrop yani, yuvası gibi geliyor bazen. Mikrop yuvası, çok doğru söylüyorsun. Hani diyorlar ya, otobüste tuttuğun yer, cep aynen. telefonu, onda bunda bir sürü mikrop var. Aslında en mikroplu şeylerden bir tanesi de mutfakta kullanmış olduğumuz bir takım araç gereçler. Evet. Çünkü bunun üstünde et kesiyoruz. Bunun üstünde sebze doğruyoruz. Işte onu da yapmamak lazım değil tabii, mi Meltem abla? Yani hani çapraz bulaşma dediğin şey insanı zehirleyen, bakteri üreten bir hal alıyor bu tahta. Tabii. Çünkü emiyor. Bazı hanımlar bulaşık makinesine koyup dezenfekte etmeye çalışıyorlar ama onda da şu sıkıntı var. Tabii. Tahta kaşıklar dahil olmak üzere. Makineye bütün atılmaz. Bütün tahtalar emiyor. Emiyor, deterjanı emiyor. Zaten kokuyor deterjandan. Nasıl kokuyor değil Berbat mi? Berbat bir şey. Ben onu hemen anında anlıyorum. Yani tahta kaşığı yemeğin içinde bırakmayacaksın. Evet. Bulaşık makinesine koymayacaksın. Benim bildiğim bu iki şey vardır yani. Evet, en doğrusu. Şu tahta kaşıklar da bakayım buralarda var mıdır hemen? Vardır tabii hemen orada. Tahta kaşığım. Aa. Bulamadım. Neyse bir dahaki sefere tamam. yaparız onu da. Kesin tahta. Var. Aa burada gel. Burada. Ay gözümüzün önünde Heh. Gel. Bak şimdi hemen tahta kaşığı da madem yaptık, bundan alakalı da minik bir püf noktası anlatacağım. Hı, tamam. Şimdi bak, tahta kaşıkları yeni aldınız ya da tahta kaşıkları şimşir olan kaşıkları evet. tercih edin. Güzelce yıkadınız, temizlediniz, tamam. pakladınız. Yağlıyorsun. Kaşıkları yağlıyorum. Birazcık yağda bekletiyorum evet. bunu. Ondan sonra güzelce çeksin. Kuruluyorum. Bu ne yapıyor? İçine. Şimdi bu son derece uzun süre kullanabileceğiniz, daha sağlıklı bir hal alıyor evet. Tahta kaşıklar. Harika. Böylece koruma altına da almış oluyorsunuz. Çatlıyor bir de o tahta kaşıklar ya zamanla. E tabi. Yani, onu da o zaman göndereceğiz. Vakti de olmuştur. Sağ solu yanmış, çatlamış kaşıkları da mümkünse kullanmayın. Evet. Üzeri ne derler o maddeye? Vernik. Vernikle kaplanmış olanları tencerenin içinde bırakmayın. Evet. Hepsi bunların bir şekilde kimyasal. Kimyasal, zararlı. Harika. Ben neyi anlatıyordum? Ekmek tahta kaşığa geldim. Ekmek tahtasını anlatıyordum. Bak dur şimdi hemen karşınızdan alayım. Şöyle dezenfekte. Ne yapıyorum biliyor musun? Son derece kolay. Tamam. Karbonat inanılmaz güzel bir dezenfekte. Evet. Karbonat ekmek tahtasının üstüne yayıyorum. Şöyle. Evde sirke varsa sirke, yoksa limon. Tamam. Salatadan kalan limon var ya Ebru'cum. Limonla güzelce sen bütün... zaten bu karbonat, limon ve sirke meselesini çaydanlıklarda yaptık. Her şeyde kullanıyoruz. Her şeyde. Çünkü inanılmaz derecede güzel parlatıyor ve dezenfekte ediyor. Sirkeyi de döksen üstüne aynı etkiyi tamam. gösteriyor. Limon suyunla, kalan limonla bunu yapıyorum. Birazcık bekletiyorum. Tamam, köpürsün şöyle iyice. Evet, beklettikten sonra da güzelce yıkıyorum ve gönül rahatlığıyla kullanıyorum. Mesela şeyi de çok önemsiyorum. Bunu da hemen iki dakikada göstereyim tamam. size. Bir saniye eğildim. Hani bulaşık süngerleri var ya Ebru'cum. Evet. Şimdi bulaşık süngerlerinden bulaşığı yıkıyoruz. Sonra lavabonun kenarına ıslak ıslak koyuyoruz. Bunda inanılmaz derecede bakteri birikiyor. Eyvahlar olsun. O zaman ben ne yapıyorum biliyor musun? Bunu koyduğum bir tasım var. İşim bitti mi? Evet. Hemen üstüne biraz karbonat çok gezdiriyorum. Güzel. Şöyle. Üzerine de birazcık sirke koyuyorum. Bunu şurada yapayım sağ tamam. solu batırmadan. Bak. Benim süngerim bu şekilde kabının dezenfekte kabının içinde oluyor. Öyle olsun evet. dezenfekte olsun. Sonra yıkarken kullanacağım zaman musluğun altında yıkıyorum. Tamam. Sirkesinden arındırıyorum. Mis gibi gönlüm rahat kullanıyorum. Harika. Her defasında yapıyor musun? Her seferinde yapıyorum. Mükemmel. Çünkü bardağın içine sokuyorsun, tabağın tabii. içine sokuyorsun, her yere sokuyorsun. Evet. Hatta bardağı tabağı yıkadığı süngerli hanımefendiler lavaboya uğruyor. Ah. Bunların hepsi dikkat etmemiz gereken hijyen kuralları elbette, aslında. Elbette. Daha sağlıklı hale getirmek için mutfağımızda.